karşınızdayız. Bu kez son dakikayla başlıyoruz. Hazinenin dolar cinsi 10 yıllık Eurobond ihracına yaklaşık 300 yatırımcıdan 3 kat talep geldi diyelim ve hemen Burcu Kıratlı ile birlikte grafik düellosundaki bugünkü konularımızı aktaralım. Neler yapıyoruz? Şimdi bu hafta gündem yoğundu ama tabii çok önemli başlıklar da vardı. Bazı işlemediğimiz başlıklar, Çin gibi işte Amerika'daki krediler gibi, petrol fiyatları gibi başlıkları da grafikleri yansıtalım. Şöyle bir haftanın genel makro toparlaması diyelim. O halde başlayalım mı? Grafik düellosu başlasın efendim. Bugün itibariyle sanayi üretim verisini karşıladık. Sanayi üretimde Aralık ayında bir toparlanmaya işaret etti. 5 aydır daralma serisi vardı. 5 aydır daralma serisine son verildiğini takip ettik. Bunun yanı sıra özellikle para politikasındaki sıkılaştırıcı adımlar, krediye erişim, finansman erişimdeki zorluk ve maliyet, kredi maliyetlerindeki yükseliş bir miktar daha sanayi üretim verisinde 5 ay boyunca aslında daralmaya işaret etmişti. Bugüne bakacak olursak bugünkü almış olduğumuz veri de Aralık ayında 5 aylık daralma serisine son verildiğini, yeniden 5 ay sonra bir yükselişe işaret ettiğini gördük. Aylık bazda 2.4'lük bir artışa işaret ederken yıllık bazdaki artış ise 1.6'lık artışa işaret etti. Alt endekslere özellikle buradan 2021 yılında mesela aylık bazdaki artışta sanayide özellikle Covid pandemi dönemi çıkışları ve buradaki talep, yüklü miktardaki talebin artışı ile birlikte burada yıllık bazdaki artışı beraberinde baz etkisini de görmüştük ki yıllık bazdaki artışı görmüştük, işaret etmiştik. Sonrasında yine burada genişleyici para politikalarının etkileri görülmeye devam etmişti. Yine burada aylık bazdaki artışları işaret ediyordu. Fakat son 5 aydır daralmanın eşiğinde olan, daralmaya işaret eden hem aylık hem de yıllık artışlar bir miktar daha aslında toparlamaya işaret etmiş gibi durdu. Alt endekslere bakacak olursak buradaki pozitif tarafı imalat sanayi tarafında bir artış vardı. Yani imalat sanayide üretimin hızlandığını takip ettik. Madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe özellikle burada bir azalış vardı. Daralmaya işaret ediyordu buradaki azalma devam ederken, üretimdeki azalma. Ama imalat tarafındaki yukarı yönlü seyrin devam etmesi ve üretimdeki hızlanmanın devam etmesi sevindirici gibi duruyor. Bundan sonrası neye işaret edecek? Özellikle bu sürdürülebilir olacak mı? Ve buradaki kredi kanallarının açılması her ne kadar maliyet yüksek olsa da sanayici tarafında atılacak adımlar bunun devamını sağlayacak mı, sağlamayacak mı? Bakalım, işaret edecek ama şunu söyleyebiliriz Burcu artık. Yani para politikasının büyüme üzerindeki etkisinin dondurucu bir etkisi olmadığı sanayi üretimi verisinden de bunu görebiliyoruz. Yani bir şok etkisi değil, biraz daha sınırlayıcı etkisinin devam ettiğini. Bu da belki istenilen bir çıktı olarak da önümüze çıkıyor. Kesinlikle. Şimdi benim grafiğimde bu sefer küresel jeopolitik risklerden bahsedeceğim. Küresel jeopolitik riskleri belki bir süredir konuşuyoruz ama şu bağlamda konuşuyoruz. Petrol fiyatlarına yansıması açısından konuşuyoruz. İşte hem Brent petrolde hem ham petrolde evet fiyatlarda son zamanlarda bir yukarı yönlü hareket oluşturmuştu her iki tarafta da. Fakat biz bunu hisseler bağlamında veya endeksler anlamında baktığımız zaman Ekim ayından bu yana borsalara yansımasının böyle çok ciddi bir olumsuzluğunu yaşamamıştık aslında. Şimdi geldiğimiz noktada ise artık bu etkilerin yavaş yavaş şirketlere yansıdığını görüyoruz. Bunun örneklerinden bir tanesi Maersk hisselerinde ve şirketinde oldu. Şimdi şirket bilanço açıkladı. Bilanço açıkladıktan sonra ise hisseler yaklaşık %20 oranında çakıldı. Bunun da sebebi şirket şöyle bir açıklama yaptı. Bu oluşan jeopolitik gerginliğin ve belirsizliğin ticaret hacminde bir dengesizlik yarattığını, bunu öngöremediklerini, ne kadar süreceklerini ve dolayısıyla bunun etkilerini de öngöremediklerini ve bundan dolayı da hisse geri alımlarını durduracaklarını açıkladı. Normalde şirket bir geri alım programı açıklamıştı, buyback yapacaktı. Fakat böyle bir gelişme olması itibariyle şu an biz önümüzü göremiyoruz ve bunu bir süreliğine
durdurduk açıklaması yaptı. Grafikte de görülen kısım, maviyle gösterilen kısım Myers kiselerindeki son düşüşü gösteriyor bize. Beyazla gösterilen petrolün grafiği, petrol fiyatlarının yükselişi. Bu grafiği ben aşağı yukarı Aralık 15'ten bu yana aldım. Yani yıl biterken nasıl ilerledi ve nasıl gelişti bakmak için. Şimdi petrol fiyatına baktığımız zaman evet belki fiyatlara ciddi şekilde aslında yansımadı diyoruz. İşte $80'lara kadar geldi ki geçtiğimiz yıl hatırlanacak olursa $100'lara kadar çıkan bir petrol izlemiştik. Ona baktığımız zaman şu anda belki çok rahatsız edici gözükmüyor ama küresel anlamda etkileri itibariyle bir belirsizlik ve öngörülemezlik yarattığı için daha fazla belki risk oluşturuyor. Yani primde belki %11'lik yükselen petrol şu andaki küresel etkisi, yayılması, zamanlaması ve daha uzun sürmesi itibariyle daha öngörülemez bir hal almış durumda. Aralık 15'ten bu yana Mars kiselerindeki yükseliş %6,5 civarında. Bu tabii ki daha fazlaydı. %25'lerdeydi. %25'lerden yaklaşık %6,5'lara kadar gerilemiş durumda. Dünkü düşüş oldukça ciddi ve hisse geri alım programının sonlanması sebebiyle oluştu. Bakalım diğer şirketler üzerinde ve karlılık marjlar üzerinde de etkilerini baskılanabileceği yönünde de belki diğerlerinden de açıklama önümüzdeki günlerde duyması ihtimali piyasada biraz tedirginlik yaratıyor Pelin. Hızlıca ben bir de Çin'e bakayım mı? Çin tarafındaki deflasyon endişesi devam ediyor. Makrodan konuşuyoruz. Uzun süredir aktivitenin burada aslında Çin tarafında olumsuz seyretmesi. Yani pandemiden çıkışın dahi sağlıksız olması, bu çıkış tarihinden bugüne gelindiği noktada küresel büyümenin 1/3'ünün gelmiş sağlayan Çin Halk Cumhuriyeti'nde işlerin pek de iyi gitmediğini, her ne kadar bir dizi önlem paketi olsa da deflasyon sorunsalının henüz ortadan kalkmadığı, burada üretim kaynaklı da haber akışları ile birlikte etkili olan bir çığ gibi de büyüyen müdahale paketlerinin her ne kadar aslında boyutu büyüse dahi hisse senedi tarafında dahi çöküşü engelleyemeyen paketlerle karşı karşıya kaldık. Çin'de deflasyon endişesi devam ediyor. PPI tarafına bakıyorum. PPI tarafında 0,8'lik bir daralmaya işaret ederken özellikle CPI tarafına baktığımız zaman ise %2,5'luk bir daralmaya işaret ediyor. Yani burada deflasyon sorunsalı, dünya enflasyon sorunsalıyla boğuşurken Çin tarafında ise deflasyon sorunsalı beraberinde geliyor. Yıllara göre tarihsel bazda bakacak olursak özellikle PPI tarafında deflasyon sorunsalının zaman zaman her ne kadar görülmüş olsa da CPI tarafında bu pek de benzer bir duruma işaret etmiyor. Burcu, hemen sözü sana vereyim, programın süresi bitmeden, özellikle burada deflasyon sorunsalı hala karşımıza duruyor. Şimdi benim grafimde sabahleyin seninle yine bahsetmiştik bu grafikten. Neden olduğunu ben grafikte göstermek istedim. Şimdi dün yanın katıldığı bir komitede, Bankacılık Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde bir oturuma katıldı. Ve burada ticari gayrimenkullere yönelik bir soru soruluyor kendisine. Özellikle talepteki azalışın ve emlak sektörüne etkisinin sorulması üzerine de konuyu kapsamlı bir şekilde inceledikleri ve risklerinde farkında olduklarını da söylüyor. Burada tabii şuna işaret etmiş yalın dün. Büyük bankaların riski oldukça düşük, bu gelişmelerden olumsuz etkilenen daha küçük bankalar olabilir dedi. Neden? Çünkü ticari kredilerin %70'i küçük ölçekli bankalarda. Yani buradaki rasyoyu gördüğümüz zaman %69,3'te olduğunu görüyoruz. Büyük bankaların riskleri bu anlamda daha sınırlı. Yani geri kalan kredilerin aşağı yukarı %30'u daha büyük bankalarda. Dolayısıyla buradaki faiz artışlarına, yani kredi sıkılaşma sürecinden, Fed'in faiz artırım sürecinden zaten yine en fazla küçük bankalar etkilenmişti, sermaye yeterlilikleri ya da yetersizlikleri sebebiyle diyelim. Bir diğeri de ticari krediler. Ticari krediler değerleme olarak daha düşük duruma geldiği için daha yönetilemez bir hale geldi ve küçük bankaların sermaye şu an bunları yönetmeye yetmiyor diyebiliriz. Bakalım bu tarafta bir sorunu olacak mı, takip edeceğiz Pelin. Bakalım, detaylandıracağız bizler. Grafik Velos'un nokta alıyoruz. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.